Gelin biraz sohbet edelim bugün tartışalım. Elimde güzel bir konu var. Bu arada sesim garip geliyorsa ya da yorgun geliyorsa kusura bakmayın. Biraz hastayım. Bu videoluk idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Şimdi Bolu'da dün şöyle bir olay yaşandı. 4 tane Suriyeli parkta oturuyor. Yanlarına 4 tane bıçaklı saldırgan geliyor. Bunlar Türk ve diyorlar ki gidin defolun ülkemizden sonrasında 4'ünü de bıçaklıyorlar. Olay bu. Şimdi bu video için konuşacak olursam birçoğunuzun benim fikirlerime bugün baya ters düşeceğini düşünüyorum. Çünkü yorumlara falan baktığım zaman genel kanının biraz daha farklı yönünde düşündüğümü gördüm. Ama zaten kanalımın temel amacı bu. Ben bir fikir ortaya atarım ve bunu yorumlarda sizlerle birlikte tartışırız. Şimdi Twitter'da beton yetmez diye bir sayfa var. İşte bir ara muhabbet vardı ya testislerine beton yetmez falan diye heykelini yapsak. Onun hakkında açılmış bir sayfa. Gördüğüm kadarıyla işte milliyetçi bir takım paylaşımları falan var. Bu haberi işte beton yetmez şeklinde paylaşıyor. Yani destekler biçimde helal olsun kardeşim bunu yapanlara der gibi. Ve altına da buna üzüldüğünüzde aklınıza Suriye'de yakılan bayrağımız, Konya'da yüzüne kezza patılan, Ankara'da bıçaklanıp öldürülen gençlerimiz, oyun oynarken nokta nokta evlatları tarafından taciz edilen çocuklarımız ve nicelere gelsin yazmış. Birçok insanda işte altına oh olsun şöyle olsun falan demiş. Şimdi olaya dümdüz bir perspektiften bakmaya çalışıyorum. 4 tane Suriyeli, bu adamların herhangi bir suçu günahı yok. Yani tek suçları Suriyeli olmaları ve Türkiye'de bulunmaları. Hatta yani Suriyeli olduklarını bilmiyor bile olabilirler. Tek suçları Suriyeli'ye benzemeleri diyelim. Çünkü öncesinde bir kimlik kontrolü falan yapıldığını sanmıyorum bıçaklı saldırı öncesinde. Adamlar direkt saldırmış. Bunlar parkta otururken birdenbire saldırıya uğruyorlar. Ve bu sayfada helal olsun beton yetmez diye paylaşıp ama onlar da bize bunu yaptı diyor. Şimdi arkadaşlar dünyada çok geçerli bir şey vardır. Suçun bireyselliği diye. Yani bir suç işlenmişse suç bireye aittir. Yani Hitler bütün Yahudileri kesti diye bugün bütün Almanları bundan sorumlu tutabilir misin? tutamaz. O yüzden suçun bireyselliği vardır. Hukukta çok önemli bir şeydir. Bu sayfa ve bunun gibiler bu kavramı biliyorlar. Bıçaklanan şahısların tamamen günahsız olabileceğini de biliyorlar. Fakat vatan, millet, Sakarya diye bu konular üzerinden etkileşim kasmak istiyorlar. Bakın arkadaşlar mantıktan ne kadar uzaklaşırsak kaos o kadar yakına gelir. Böyle bir mantığa göre gördüğümüz her Suriyeli'yi bıçaklamamız gerekiyor. Çünkü alkışlanıyor yani bu. Bakın şunu söyleyeyim. Geçmiş olsun bile deme. Bana ne deyip geç. Gerçekten umurumda değil. Nötr de bakabilirsin. Yani illa üzülmek zorunda falan değilsin. Ki çok net söyleyeyim. Nötrüm yani bu konuya. Fakat helal olsun, bravo falan demek nedir arkadaşlar? Yani gerçekten sıyırdınız mı? Ayrıca bunun savunması onlar da bize şunu yaptı demek olabilir mi ya? Belki o bıçakladığı gençler burada yıllardır yaşayan, düzgün hiç kimseye bulaşmamış, ne bileyim işine gidip gelen düz insanlar. Fakat başkalarının yaptığı şerefsizliklerin suçların bedelini bugün onlar ödedi. Ve şimdi çıkıp beni bunu alkışlamam mı bekleniyor? Şaka mı arkadaşlar bu? Bu büyük bir şaka olmalı çünkü. İlla bir ceza kesmek istiyorsan kim suçu işlediyse ona cezasını kesersin. Aksi takdirde bu olay şeye kadar gider yani. Türkiye içerisinde bir soykırım yapalım. Gördüğümüz Suriyelileri bıçaklayalım, öldürelim. Hatta hükümet TSK'yı görevlendirsin ya da bize birer tane silah versin. Biz gördüğümüz yerde keklik gibi avlayalım. Bakın bu konuyu şöyle değerlendirmemek lazım. Ben şunu demiyorum. Halk hala sakin kalmalıdır. Evet bugün durumlar sakin kalınamayacak yiyecek kadar kötü. Eyvallah. Ama bugün atıyorum suçsuz günahsız 4 tane kişi bıçaklandı. Ve bunu da bir takım insanlar alkışladı. Bu alkışlanacak, desteklenecek bir şey ise buna devam edilmesi gerekir öyle değil mi? Yani bir şeyi destekliyorsan bunun devamını da istersin. Peki bunun dahası geldiğinde karşı taraftan başka tepkiler gelmeyecek mi? Ülke iç savaşa doğru mu gidecek? Tamam şu an belli bir kaos var kesinlikle. Fakat bu bıçaklamalar, saldırı olayları arttıkça ülke mevcut durumdan daha iyi bir noktaya mı gidecek yoksa daha kötü bir noktaya mı? soru bu. Evet sığınmacılar yüzünden çok canımız yandı. Durduk yere onlar da bize saldırdılar. Ve bu yoğun bir nefreti körüklüyor. Çok normal. Ancak burada cezayı kesmemiz gereken kişiler suçsuz, günahsız, normal insanlar mı? Bakın sabredememek farklı bir şey. Adam bıçaklamak başka bir şey. Bir de bunun üzerine bravo, helal olsun, beton yetmez demek bambaşka bir şey. Bana soracak olursanız ilk baştakini anlarım. Hiçbir sıkıntı yok. İkincisine nötr bakarım. Çünkü etki tepki gibi görürüm. Toplumda mutlaka böyle şeylerin yansıması asması olur. Ancak üçüncüsüne derim ki siz gerçekten cani iğrenç insanlarsınız. Bahsettiğim sayfa sonra benimle alakalı bir tweet dağıttı. Yunan askeri Afgan göçmenleri sınırda öldürdü diye bir tweet vardı. Ben de ona bu vatan müdafasıdır Yunan askeri işini yapmış yazmıştım. Demiş ki nokta nokta liberallerinin olay Türkiye olunca en azılı Türk düşmanı olması hakkında tez yazılır. Sonrasında bu tweeti sildi. Belki tekrar atar bilmiyorum. Yunan askerinin illegal bir iş yapan, illegal olarak senin özel mülküne, senin ülkene girmeye çalışan birini öldürmesi demek dünyanın en normal şeyidir arkadaşlar. Bakın burada ben evimdeyim ve yabancı biri benim evime girdiğinde birader sen ne yapıyorsun derim. Çık git derim ki Yunan askeri de öncesinde uyarmış. Ben o haberi detaylıca okumuştum. Dersin ki ha, ne yapıyorsun birader? Burası public bir alan değil. Burası benim evim. Ha çıkmadı mı ondan sonra dersin ki ya çıkarsın ya da sana zarar vereceğim. Ülkenin sınırını böyle korursun arkadaş. Öncesinde uyarını yaparsın. Ondan sonra gelmeye devam ediyorsa sıkarsın biter. Ben bunu savunuyorum. Burada illegal hiçbir şey yapmamış bir insanla yani normal parkta oturan, işte kaçak değil bir şey değil bir insanla gidip sınırdan kaçak olarak geçmeye çalışan Afgan'ı bir tutuyorsan Beton Yetmez sayfasının adminine sesleniyorum. Sen çok leş bir manipülatörsün. Başka bir gerizekalı da benim liberalizmle alakalı şöyle bir tweet'im vardı. Vatanını en çok seven devletin en küçüğünü isteyendir diye. Adam şey diyor sen işte ülkücü liberal misin? Haha. Çok komik amına koyayım. Yani <laughs> siz gerizekalı mısınız? Liberaller vatanını sevmeyen insanlar Değil. Liberaller vatanını korumak istemeyen insanlar değil. Ben liberalim çünkü kaynaklarımın kötüye kullanılmasını istemiyorum. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Liberalizm eşittir vatanını sevmemek değil. Devletin minimalize edilmesini istemek. Çünkü devlet minimalize olursa vatanım güçlü olacak. Sayın beyinsiz gerizekalı. Bugünlük bu kadar.